Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım canlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle yine gerçekten çok güzel, kız çeyizlerine yakışan, süveterlerde, atkılarda, şallarda, yani o kadar güzel ve çok amaçlı bir model ki, dilerseniz beylerde de, Erkek modellerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten modelim çok şık, çok güzel. Çam fıstığı modeli sevgili hanımlar. Evet, çam fıstığı modelini sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz buyurun sevgili hanımlar. Modelim gerçekten şık, gerçekten çok güzel bir model. Evet, ben yine polo suyun bir ipini kullanıyorum hanımlar, kalın ipi. Biliyorsunuz polo suyun ince e, ipi de var, ama ben biraz kalın olanını kullanıyorum. Hani modelim size daha güzel gelsin diye. Şöyle altında bir lastik çalışması yaptım. Siz bir ters bir düz, bir ters bir düz e, bir çalışma yaptım sevgili hanımlar. Hemen e, size göstereyim modelimize başlayalım. Öncelikle yani siz isterseniz e, lastik de başlayabilirsiniz ama lastikli başlarsanız daha güzel olur, özellikle yeleklerde. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde bir ters, bir düz, bir ters bir düz bu sıramızı bu şekilde gidiyoruz ilk şişi ilmeğimize taktığımız zaman bir ters bir düz örerek yeleğimize başlıyoruz bu arada hanımlar söylemeyi unuttum ilmeklerimiz çift ilmekler çift ilmeklerle modelimizi kuracağız ee, bakın şu şekilde 2 2 2 2 yani 2 4 6 8 10 gibi ilmeklerle modelimizi kuracağız. Yine arkasından da hanımlar bir ters bir düz, istediğimiz boyuta getirinceye kadar lastiğimizi bu şekilde bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak modelimize devam edeceğiz. Bu şekilde bir düz bir ters, bir düz bir ters. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor sevgili hanımlar. Gerçekten çok mu kolay? Bana mı kolay geliyor? Bilmiyorum ama gerçekten çok kolay bir model. Evet, bu şekilde istediğiniz boyuta getirinceye kadar yelek yapacağınız zaman bir e, lastik yapınalım var. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Ben size model göstereceğim için bir ters bir düz olarak e, lastiğimi uyguladım. Lastik siz de yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelime geçiyorum hanımlar. İlk sıra. Tüm ilmekleri düz, ö, 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 örgümün ön yüzünden başlıyorum. İlk sıram tüm ilmekleri düz örüyoruz. Evet modelimize başladık. İlk sıramda tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın, tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet şimdi sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ilk sırasını düz olarak ördüm sevgili hanımlar. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. Buraya dikkat etmenizi istiyorum sevgili hanımlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. İki ilmeği birlikte aldım. Şöyle iki ilmeğin içinden geçtim. Başını doladım. Tekrar ilmeğin içinden geçtim. Sonra şu iki ilmeğin önündeki ilmeğini alarak tekrar ilmeğin içinden geçtim. Bakın bıraktım. Yani bir e, ilmekten dört tane ilmek çıkardık. Bir, iki, üç, dört. Tekrar hanımlar bakın ipi kendimden tarafa aldım. Aynı şeyi tekrar yapacağız. İki ilmeği birlikte aldım. Başını doladım. Aynı yere tekrar yaptım. Ve şu ilk ilmeğimi tekrar örüyorum. Bakın şu şekilde alamadım. Şu şekilde ilk ilmeğimin içinden bir daha geçiyorum. Bıraktım. 4 tane ilmeğimiz oldu bakın. 1 2 3 4. Tekrar aynı şeyi tekrar yapacağız. 2 ilmeği birlikte alıyoruz. ip benden taraftayken başını doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden geçtim. Hemen şu öndeki ilk ilmeği alarak şu şekilde ilmeğin içinden geçtim ve bıraktım. Dört tane ilmeğimiz olacak. Evet, maalesef alamamışım birini. Şu şekilde, şu son ilmeğin, bakın hanımlar, şu son ilmeğin içinden bir daha geçiyoruz. Kamera önünde olduğum için. <laughs> biraz şey yapıyorum Hanımlar sıkıntı yaşıyorum Evet biraz sıkı tutmuşum ilmeği e, rahat ilmekler alalım ki bu sıkıntıyı yaşamayalım Evet dört tane oldu bakın bir iki üç dört şimdi tekrar aynı şeyi yapacağız iki ilmeğimizi birlikte ördük başını doladık aynı yere bir daha girdik Buradaki tane ilmeğimiz var. Şu ilk iki ilmeğin içinden, şundan değil, ikinci ilmekten değil. İlk ilmeğin içinden tekrar girerek bakın şu şekilde ilmeğimizi çıkaracağız. Aslında o kadar kolay giriyor e, yapılıyor ki kamera önünde olduğum için şişim sağa sola değecek diye. Evet, bakın. Bu şekilde. Bir sonraki sırayı daha serbest örersek daha rahat öreceğiz. Evet hanımlar yine iki ilmeği içinden geçtim bakın başını doladım tekrar iki ilmeğin içinden geçtim bakın şu ilk ilmeğin içinden geçtim şu şekilde dört tane ilmeğim oldu bakın bir iki üç dört tekrar yapalım aynı şeyi tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar iki ilmeğin içinden geçtim başını doladım tekrar ters taraftan yapıyoruz hanımlar şu ilk ilmeğin, iki tane ilmek var ya ilk ilmeğin içinden geçip şu şekilde dört tane ilmek elde ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Tekrar yapalım. İki ilmeğin, bakın hep modelimizi tekrar ediyoruz. İçinden geçtim. Ters taraftayken bakın tekrar göstereyim. İpim benden tarafta. İki ilmeğin içinden geçtim. Başını doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden geçiyorum. Sonra şu iki tane ilmeğin, bakın ilk ilmeğin içinden şu ilk ilmeğin içinden şu şekilde tekrar geçiyorum. 4 tane ilmeğim oluyor. Şimdi yine son iki tane daha var. Evet başını dolamad doladığım aynı ilmeğin içinden tekrar geçtim. Şu iki ilmeğin ilkinden tekrar şöyle örüyorum, geçtim. Bakın bu şekilde 4 tane ilmek sayımız oluyor sevgili hanımlar. Son iki ilmeği daha göstereyim. Şöyle iki ilmeğin içinden geçtim, başını doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden geçtim. Şimdi bir ilmeğin şu bir ilmeğin tekrar örüyorum. Bakın ve bırakıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, şimdi örgümün ön yüzündeyim. Buraya da dikkat edin hanımlar. Örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Şu ilk ilmeğim dört tane ilmeğimiz oldu ya hanımlar. Arttır arttırarak. ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar şu üç ilmeği de düz olarak örüyorum. Bakın. Tekrar dört ilmeğim var önümde. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Üç ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bir ters bir düz yapıyoruz burada. Bakın ilk ilmeği ters ördüm. 3 ilmeği düz ördüm. İlk ilmeği ters örüyoruz. 3 ilmeği düz örüyoruz. Bakın ilk ilmeği ters örüyoruz. ilmeğimizin arasına girdi yarıldı ipim Evet. ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 ilmeğimi düz olarak. Bu şekilde ilk ilmeğim ters, 3 ilmeğim düz. Evet hanımlar bakın bu şekilde fıstıklarımız oluşuyor. Şimdi yine ilk ilmeğim ters. 3 ilmeğim düz. Evet. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin 3. sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin 4. ve son sırasındayım hanımlar. Burada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet modelim gerçekten çok güzel hanımlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet bu şekilde. Bakın modelimin dördüncü sırası da bu şekildeydi. Şimdi modelimin ön yüzüne geçtim. Modelimiz bu hanımlar. Modelimizi çıkardık. Modelimiz bu şekilde çok şık ve güzel bir model. Kalın şişlerle yapıldığı zaman çok çok daha da güzel oluyor. Şimdi ikinci bir model daha göstermek istiyorum hanımlarım. Modelimiz ilerledikçe güzelleşiyor. Şimdi bir e, tekrar yeni modele geçiyoruz. Yani aynı model ilk sırada nasıl yaptıysak son sıraya kadar dört sırada bir model oluşturuyoruz. Şimdi yine modelimizin birinci sırasındayız ve tüm sıramızı düz olarak örüyoruz. Tüm sıramızı düz olarak örüyoruz. İki örnekte anlatayım ki daha iyi anlayasınız hanımlar. Evet, modelim gerçekten çok güzel. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Hırkalarda, yeleklerde, şallarda, atkılarda yani e, ne yapmak isterseniz orada uygulayabilirsiniz. Battaniyeye de yapabilirsiniz ama misinalı şişler kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Evet hanımlar, son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bakın. Böyle bir haroşa sırası oluyor. İlk e, modelimizin ilk sırasında. Şimdi modelimizin ilk sırasını yaptık. Modelimizin yine ikinci sırasındayız. Bakın. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Şimdi yine şu en başta hatırlayacaksınız. İki ilmeği şu şekilde ördüm. Başını doladım. Tekrar aynı yere bir daha battım. Şu iki ilk biri ikinci ilmeği değil de ilk ilmeği hemen şu şekilde tekrar ördüm. Bakın ördüm. Tekrar aynı işlemi yapacağız. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın şişimin başını dolayıp tekrar aynı yere batıyorum. Ve şu ilk ilmeğe, ikinci ilmeğe değil ilk ilmeğe tekrar şu şekilde ilmeğin içinden çıktım. Fıstıklarımızı yapıyoruz bakın. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Model artık kendini tekrar edecek. Evet, bakın ilmeğin içinden geçtim, başını doladım. İpim kendimden taraftayken. Bakın 3 oldu. Şimdi dördüncü arttırmamı da şu şekilde yaptım. Bakın. Her ilmeğim 4 ilmek oluyor. Bakın şöyle sayalım. 2 ilmeği birlikte alıyorum bu bir. Başını doladım 2, aynı yere battım 3 ve şu son ilmeği tekrar örüyorum şu şekilde 4 oldu ve bıraktım. Evet hanımlar. Bu şekilde. Evet ben örerken hem de sohbet edeyim hanımlar. Evet kanalıma ilk defa gelen sevgili takipçilerim. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz Yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz sevgili hanımlar. Evet sevgili hanımlar. Sizlerin sayenizde buralara geldik. Allah hepinizden razı olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Zilimi de aktif hale getirirseniz benimle birlikte her gün videoları birlikte işleriz. Evet sevgili hanımlar modellerim, birbirinden güzel modellerim var. Kanalımı ziyaret ederek modellerimi de takip edebilirsiniz. Evet, yine aynı şekilde bakın. iki ilmeğin içinden girdim, başını doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden giriyorum. Hemen şu ilmeğin ilk ilmeğin içinden girip tekrar çıkıyorum. Bakın bu şekilde. 4 tane ilmek elde etmiş oluyorum. Şurada hemen tekrar göstereyim. 2 ilmeğin içinden geçtim. Başını doladım. 2 ilmeğin içinden tekrar geçtim. Şu ilk ilmeği tekrar örüyorum. Bakın bıraktım. 4 ilmeğim oldu. Son iki ilmeği daha göstereyim. 2 ilmeğin içinden geçtim. Başını doladım. Tekrar içinden geçtim. 3 ilmeğim oldu. Şu iki ilk ilmeğin de içinden tekrar geçerek Evet bıraktım. 4 tane ilmeğim oldu. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, şimdi modelimin 3. E, sırasındayım sevgili hanımlar. Modelimin 3. sırasındayım. Modelim çok güzel bir model. 4 tane ilmeğimiz vardı. Bir alt sırada ne yapmıştık? İlk ilmeği ters ördük. Bakın. Şu ilk ilmeği ters örüyoruz. 3 ilmeği düz örüyoruz. İlk ilmeği ters örüyoruz. 3 ilmeği ters örü, düz örüyoruz. İlk ilmeği ters örüyoruz, 3 ilmeği düz örüyoruz. İlk ilmemizi şöyle ipin arasından girmiş bakın yine burada. Evet, ilk ilmeğimizi ters. Burada bir kusur olmuş. Evet, biraz e, geniş tutmuşum hanımlar burayı. İlk ilmeğimi ters ördüm. 3. 3 üç ilmeği birlikte düz ördüm. ilk ilmeği, bakın ilk ilmeği ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. 3 ilmeği düz örüyoruz. ilk ilmeği ters örüyoruz. 3 ilmeği düz örüyoruz. Modelim bundan ibaret hanımlar. Modelim gerçekten hem kolay hem güzel. Ee, yani dediğim gibi süveterlerde, yeleklerde, hırkalarda bu modeli kullanabilirsiniz. Gelin yeleklerinde, şallarda yani dilediğiniz her yerde bu güzel modeli kullanabilirsiniz. 3 modelimi de ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de düz ördüm. Evet hanımlar bakın çam fıstıklarımızı yine yaptık. Şimdi modelimin arkasında ve son sırasındayım. Dördüncü sırasındayım tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, tüm ilmeklerimi düz olarak bu sırada örüyorum. Modelim 4 sıradan ibaret. 4. sırasını yapıyoruz hanımlar. Bu şekilde tüm modelimi düz olarak ördüm. Örüyorum. Evet hanımlar dediğim gibi hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize kanalıma ve bana destek verirseniz çok memnun olurum. Beni buraya kadar izlediysen izlediyseniz Allah hepinizden razı olsun. Modelimin e, daha güzel görmek istiyorsanız ayrı bir renkte bir tane daha hazırladım. Videomun sonuna kadar takip ederseniz onu da göreceksiniz. Evet hanımlar bakın modelim bu şekilde ve çok güzel bir model. Gerçekten modelim çok çok güzel bir model. Bakın. Siz de bu güzel modelden yapmak isterseniz annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında bu güzel modeli bulabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet. Modelim bu kadar. Ee, anlatımımız e, arada ipimiz takılsa da modelim. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Gerçekten hem şık hem güzel bir model sevgili hanımlar. İsterseniz altına lastik yapabilirsiniz, lastik yapmaya da bilirsiniz. Ama lastik yaparsanız yeleklerde ve hırkalarda çok çok güzel olur. Evet modelimin arkası da bu şekilde. Şimdi hanımlar sizlere daha önce çalışmış olduğum bir modeli daha göstereceğim. Gerçekten modelim çok ama çok çok güzel bir model. Evet hanımlar bakın. Çam fıstıklarımızı ben bir de bu renkle çalıştım. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Siz de bu güzel modelden yapmak isterseniz hanımlar bakın. Gerçekten modelim çok çok güzel bir model. Sallım sallım derler bizde salkım salkım. Bakın şu şekilde. Modelim gerçekten çok şık ve çok güzel bir model. Evet hanımlar bakın şekilde. Siz de bu güzel modelden yapmak istemez misiniz sevgili hanımlar? Evet, modelimin arkası da ayrı bir güzel, önü de ayrı bir güzel. Evet, siz hangi rengi beğendiniz hanımlar? Su yeşilini mi? gül kurusunu mu? Gerçekten iki modelim de birbirinden güzel oldu. Evet hanımlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında tekrar birlikte olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın değerli takipçilerim.